Arkadaşlar selamlar ben Soner Hoca. Hemen kaldığım yerden devam ediyorum denemelere. Hangisi Osmanlı yükselme dönemi gelişmesidir dedim. Hemen öğretici bir soru. 2 saniye 3 saniye içerisinde yapacağınızdan eminim. Ben orada açıklayayım soruları. Bakın şimdi ilk kez Avrupa'ya geçilmesi önemli bir bilgi. Orhan Gazi döneminde Osmanlı Devleti gerçekten de Avrupa'ya geçiyor. Ama sorularda bunu Avrupa demez de işte Rumeli'ye geçiş, Gelibolu'ya geçiş, ya da Avrupa'ya geçiş şeklinde kullanabilir. Tamam mı? Osmanlı Devleti ge gelip oluyor Rumeli'ye, Avrupa'ya ne zaman geçiyor? Orhan Gazi döneminde. Peki ne olmuştu da geçmişti? E, hatırlarsanız Bizans bize Çimpe Kalesi'ni hediye etmişti değil mi? Osmanlı'da Orhan Gazi Kanta Kuzen'e yardım etmişti, tahta çıkarmıştı. Bunun karşılığında da Avrupa kıyılarında bize ne yaptı? Çin Pekalesi'ni verdi hediye olarak. Ve bu da bizim Avrupa'ya geçişimizi sağladı. Peki Orhan Gazi döneminde Avrupa'ya geçişimizde kolaylaştırıcı gelişme neydi? Karesoğullarının Osmanlı'ya bağlanmasıydı. Çünkü Karesoğulları Osmanlı'ya bağlanınca arkadaşlar ne oldu? Osmanlı'da Denizcilik faaliyetleri başlamıştı İlk ele geçirdiğimiz Beylik'te karesiğları olmuştu. Dolayısıyla bu Orhan Gazi dönemi dediğim için kuruluş dönemi bunu geçtim. Ankara Savaşı'nın yapılması 1402 Timur'la Osmanlı arasında yapıldı Osmanlı Timura' bu savaşta yenildi ve Osmanlı hangi devre girdi fetret devrine girdi. Onu da hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar Fetret devrinde Yıldırım Bayezid'in dört tane oğlu saltanat kavgasına, taht kavgasına girmişti. Hatırlarsan İsa, Musa, Süleyman ve Mehmet. Bu dördü saltanat kavgasında, taht kavgasında 11 yıl boyunca 1402'den 1413'e kadar savaştı. En sonunda 1. Mehmet ne yaptı? Fetret devrini sonlandırdı. Hatta biz ne diyorduk? Osmanlı'da dikkat edin. Devletin ikinci kurucusu olarak bilinen padişah 1. Mehmet'ti bu önemliydi. Enderun Mektebi 2. Murat döneminde arkadaşlar kim döneminde kuruldu? 2. Murat nerede? Edirne'de kuruldu. E, kuruluş dönemi gelişmesi. Yeniçeri Ocağı'nın kurulması 1. Murat dönemindeydi kuruluş dönemi. Hatırlarsanız 1. Murat zaten ne yaptı? Kapıkulu Ocağı'nın temelini attı. Kapıkulu Ocağı'nın temelini atmak derken Yeniçeri Ocağı'nı, Topçu Ocağı'nı ve Acemi olanları Ocağı'nı kurmuş Kapıkulu Ocağı'nın temelini atmıştı. Bu da kuruluş dönemi. Ama Sahne Seman Medresesi Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılan en ünlü medreseydi. Cevabımız ne oldu zaten yapmışsınızdır Edirne. Üzerinde padişahın tuğrası bulunan padişahın atama belgesine ne ad veriliyor? Arkadaşlar atama belgesi Berat değil mi? Padişahın atama belgesi. Burada fermana ve haddü hümayuna dikkat etmenizi isterim. Ferman ve haddü hümayun emirdir ama haddü hümayun arkadaşlar nedir biliyor musunuz? Padişahın bizzat kendi yazdığı emirlerdir. O yüzden haddü hümayunu okuyanlar önce üç kere öpüp başına götür, götürür sonra okurmuş. Çünkü padişahın bizzat kendi eliyle yazdığı emirler. Kulluğa dikkat etmenizi isterim. Kullukta padişah ne yaptı? Devşirmeleri öldürebilme hakkını ifade ederdi. Böylece padişah mutlak otoritesini ne yapardı, sağlardı. Burada bir de arkadaşlar müsadereyi hatırlatayım ben size. Müsadere de padişah yetkilerinden biriydi. Müsadere neydi? Devletin haksız kazanç elde ettiğini düşündüğü memurların mallarına el koymasıydı. Müsadere neyin gelişimine engel oluyordu? Özel mülkiyetin. Arkadaşlar bu müsaadeyi kim kaldırdı? İkinci Mahmut müsaadeyi uygulamıyor ama Osmanlı'da resmen müsaadenin kalkması özellikle söylüyorum Tanzimat Fermanı. Tamam resmi olarak Osmanlı'da müsaade sistemi neyle kaldırıldı diye sorarlarsa Tanzimat Fermanı diyebilirsiniz. Ali Galip olayı hangi gelişmenin engellenmesine yönelik bir girişimdir? Çok önemli bir soru. Bunu yaptığınızı düşünüyorum. Ben bu soruları yapıyorsunuzdur eminim. Ben arkadaşlar burada verdiğim bilgileri yazmanızı ve öğrenmenizi istiyorum sadece. Yoksa sorunun cevabı evet, zor da değil. Sivas Kongresi. Peki ben diyorum ki Sivas Kongresi, Sivas Kongresi toplanacaktı. Ali Galip olayı ne yaptı? Sivas Kongresi'ni engellemeye çalıştı. Ali Galip olayının başında da tabii ki Damat Ferit Paşa hükümeti vardı değil mi? Damat Ferit Paşa Osmanlı'nın sadrazamıydı. Ali Galip Elazığ valisiydi. Kongre'ye engelleyemedi hatta kendisi engellendi. Sonra da Damat Ferit Paşa ile ne oldu? Temsil heyeti tamamen iletişimi kesti. Temsil heyetinin Damat Ferit Paşa ile iletişimi kesmesi Damat Ferit'in istifa etmesine sebep olacak ve yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kurulacaktı. Ali Rıza Paşa hükümeti kurulunca da temsil heyetinin varlığını ilk defa nerede tanıyacaktı? Amasya görüşmelerinde tanıyacaktı. Peki temsil heyetinin pardon damat Ferit'in istifa etmesi temsil heyetinin ilk neydi? Siyasi başarısıydı. Buna da dikkat etmekte fayda var. Peki soru şu. Arkadaşlar Misak-ı Milli kararlarını son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul eden grubun ismi neydi? Felahı Vatan grubuydu. Bu önemliydi bizim için. Amasya Genelgesi'nin önemi neydi? Ulusal egemenlikten ilk kez bahsedilen gelişmeydi. Çünkü Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'nde şöyle bir ibare kullanmış. Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararlılığı kurtaracaktır. Yani yani artık ulus egemenliğini ulusun iradesini vurguluyoruz. Nerede ilk defa? Amasya Genelgesi. Erzurum Kongresi'nin en önemli özelliklerinden biri şuydu. Bölgesel toplanmasına rağmen ulusal kararların alındığı kongreydi. İspatlıyorum ulusal kararlar alındığına. Manda ve himayenin reddedilmesi. İlk defa manda himaye nerede reddedildi? Erzurum Kongresi'nde imanda himayeyi reddetmek yurdu kapsayıcı yani tüm yurdu ilgilendiren bir karardır. O yüzden bölgesel toplanmasına rağmen ulusal kararlar alınmıştır. Niye dersem? Çünkü Mustafa Kemal kongre başkanı. Eğer bir kongrenin başkanı Mustafa Kemal ise o kongrede yerel yani bölgesel kararlar alınamaz, ulusal kararlar alınır. Örnek Erzurum ve Sivas Kongresi'nin başkanı Mustafa Kemal. Kongrede alınan kararlar ulusal buna dikkat edin. Amasya görüşmeleri neydi? Evet, temsiliyetinin İstanbul hükümeti tarafından ilk kez tanındığı yerde ona da dikkat. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşları ile kaybedilen yerler arasında yer almaz? Arkadaşlar, hatırlarsanız 1. Balkan Savaşı ile kaybedilen yerler nerelerdi? Biz burayı Badems olarak kodlayabiliriz. Badems. Yani Batı Trakya, Arnavutluk, Doğu Trakya, Ege Adaları, ki Ege Adaları işgal altında, şu an geleceğine karar verilecek Makedonya ve Selanik arkadaşlar. Buralar neydi? Buralar 1. Balkanla kaybedilen yerlerdi. O zaman Balkan Savaşlarında Batı Trakya gitti, Arnavutluk gitti, Makedonya gitti, Selanik gitti. Ama Bulgaristan daha önce gitmişti. Hatırlarsanız 1908 yılında 2. Meşrutiyet ilan edildiğinde kaos ortamı yaşanmış ve biri bizi götürmüştü. Biri bizim neremizi götürmüştü. Bulgaristanımızı. Bulgaristan bağımsız oldu. Bosna hersek ne oldu? Bosna hersek Avusturya tarafından ilhak edildi. Girit de arkadaşlar kendi kendine ben Yunan'a aitim Yunanistan'a bağlanmak istiyorum diyor ama Osmanlı Girit'in Yunan'a ait olduğunu ne zaman kabul ediyor? 1913 Atina anlaşması ile kabul edecek çok sonra kabul edecek. O zaman ben ne diyorum Bulgaristan 1908'de elimizden çıktı bu bizim için önemli demek ki Balkan savaşlarından önce kaybedilmiş. Peki şuna da dikkat edin Osmanlı'da İkinci meşrutiyet ilan edilince meşrutiyetin ilan edilmesiyle çok partili yaşam başlamıştır. Tamam mı? Osmanlı'da çok partili yaşam ne zaman başlamış? İkinci meşrutiyetin ilanıyla. Peki ikinci meşrutiyete tepki olarak hangi isyan çıkmıştı? 31 Mart isyanı. Bu isyanın önemi neydi? Osmanlı'da rejime yönelik ilk isyandı. Hareket ordusu tarafından bu isyan bastırılmıştı. Hatta 31 Mart isyanı bastırarak Mustafa Kemal tarih sahnesine ilk defa çıkmıştı. Arkadaşlar son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Said isyanı ile ilgili verilen doğru bir bilgi değildir? rejime karşı, cumhuriyete karşı ve laikliğe karşı bir isyandır. Doğru. Zaten isyanın başında şeyh yazıyor. Yani dini karakterde bir isyan. Aynı zamanda siyasi karakterde bir isyan. Çünkü rejime karşı. İngiliz desteği var. Evet. Hükümet değişikliğine sebep olmuştur. Doğru. Çünkü o dönem isyan çıktığında Alifeti Fethi Okyar var. Başbakan olarak ve isyanı bastıramıyor, istifa ediyor. Kim geliyor? İsmet İnönü yani İnönü hükümeti geliyor. Demek ki bir hükümet değişikliğine sebep olmuş. Burada İnönü hükümeti kurulur kurulmaz takriri sükun kanunu çıkacak. Takriri sükun kanunu arkadaşlar 1925-1929 yılları arasını kapsıyor. Bu 4 yıllık dönem sükuneti sağlama dönemi ve bu süreçte istiklal mahkemeleri kurulacaktı ve istiklal mahkemelerinde Şehzad ve adamları ne yapılacak? Yargılanıp idam edilecek. Çok partili yaşama geçme denemesine zarar vermesi. Evet bu isyandan dolayı hangi parti kapatılmıştı? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasına sebep olduğu için çok partili yaşama geçme denemelerimize de zarar vermiş oldu. Ancak tek alfi milli emirleri arkadaşlar. Şehzade isyanından çok daha önce yayınlanmıştı. Eskişehir-Kütahya Savaşı'nda Türk ordusu Yunan ordusuna yenilmişti. Bunun üzerine Mustafa Kemal başkomutanlık yasasıyla meclisin 3 aylık yetkilerini üzerine almıştı ve bizzat kendisi ne yaptı? Tekalifi milliye emirlerini yayınlayarak halktan orduya yardım yapılmasını istedi. İşte bu tekalifi milliye emirleri Eskişehir-Kütahya Savaşı'nın ardından çıkarılmış bir emirdir. Buna dikkat. Arkadaşlar Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Diğer çalışmalarımıza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.